Arkadaşlar herkese merhaba, ben Rezan Çakmak, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 20.000 TL'lik fiyatıyla bizlere oyun tarafında neler sunuyor, işlemci tarafında Snapdragon 7 Gen 2 bizlere neler vaat ediyor, bu videoda bunları göreceğiz, bunları test edeceğiz. Tabi bunların yanında oyun oynarken cihazın pil durumunu da gözetliyor olacağım. Testimizin sonunda da yorumlarımız olacak. Dilerseniz sizi fazla bekletmeden hemen testimize geçelim. Bize giriş yapalım, bakalım ne kadar kısa bir süre içerisinde oyuna giriş yapacak, onu da birlikte görmüş olacağız. Evet, oyuna gayet hızlı bir şekilde giriş yaptık. Aynı işlemciyi kullanmasına rağmen bana nedense Poco X6'dan daha hızlı giriş yaptı gibi geldi. Poco X6'nın kaç saniyede oyuna girdiğinde diğer videomdan kontrol edip buraya eklemiş olurum. İşlemciler aynı olsa da yazılımdan dolayı bu tarz şeyler olabiliyor. Şöyle parlaklık durumumuza bakalım. Evet, parlaklık durumu gayet iyi. Otomatik parlaklığı kapatalım. Sesi de biraz indirelim. Pilimiz %90 arkadaşlar. Bakalım testin sonunda ne kadar pil tüketeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Isımızı kontrol edelim. Evet. Cihazı biraz önce şarjdan aldığım için biraz ısınmış. Yani şu bölgede 34 derecelik bir sıcaklığımız var. Bakalım 40'ların üstüne çıkacak mıyız? Sonuçta ısının ne durumda olması çok önemli değil. Belirli bir seviyeden sonra ısıyı koruması gerekiyor. Şöyle arenadan başlayalım. Hemen şuradan bir takımlı ölüm maçı başlatalım. Diğer cihazlarda kılıfla oynuyordum. Bu cihazda kılıfsız oynayacağım. Bunu da belirtmiş olalım. Hemen grafiklerimizi kontrol edelim. Akıcıya alalım. Akıcıda aşırı var. Yani 60 FPS. HDR'da ise 45 FPS oynayabiliyoruz. Buradan FPS durumunu kontrol edelim. Arttır diyelim. Evet, 60 FPS olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, tam olarak bir bot gibi oynuyorum şu an. Bu arada size jiroskopu da göstermek istiyorum. Sanırım buradaydı. Evet, daima açık dedik. Jiroskop performansı bu şekilde. İnanın jiroskopla oynamayı pek beceremiyorum. Yoksa jiroskopla oynardım ama gayet hızlı olduğunu söyleyebilirim. Video kaydı 30 FPS olduğu için videoda pek güzel görünüyor olabilir, ancak şu an gayet akıcı bir jiroskop performans olduğunu söylemek mümkün. Evet, oradan sağ çıkamazdım zaten. Vallahi şöyle kılıfı takayım ben en iyisi. Sanırım elimde biraz terliyor. Cihaz kayganlaşıyor, çok hakim olamıyorum. Kılıfla cihazı bu arada daha güzel kavruyorsunuz. Şöyle cihazımızda gösterelim. Elimin ne kadar terlediği de şuradan belli. Bu arada şu an oda sıcaklığı 24 derece falan, bilginiz olsun. Bugün fazla bir kolsuzluk üzerimde var. Evet, son darbeyi biz vurduk en azından. Hemen zaman kaybetmeden, cihaz ısısını kaybetmeden hemen ikinci bir arena atalım. Bu sefer hangar atmak istiyorum. Uzun zamandır M762 kullanmıyordum. Sanırım özlemişim, hemen aldım. Siz benim bugün kötü oynadığıma bakmayın arkadaşlar. Siz bu videodan alacağınızı alın. Bu cihaz ısınıyor mu, ısınmıyor mu, pil verimliği nasıl, onu öğrenin yeter. Benim oyunuma çok takılmayın bence.
Es kaza olsa da birini aldık. Bu kadar da kolsuz olmazsın ya. Takıma full zarar veriyoruz. Bu arada vektör alsam sanırım takıma daha faydalı olacağım. Vallahi güzel çaldık. Muhtemelen bu maçı kaybedeceğiz. Evet, buradan arkadaşımıza güzel destek olduk. Yakın mesafede vektöre meydan okumak tam bir aptallık bence. Evet, kıl payı maçı kaybettik. Hemen bir arena daha atıp bitirmek istiyorum. Cihaza hiç ara vermeyelim. Hiç nefes almasın istiyorum cihaz. Evet, bu oyunu yüksek grafiklerde oynayacağız. Şöyle HDR'ı alalım. Ayarlardan FPS durumunda şöyle açalım. Evet, buradan FPS sayacımızı açtık. Şuraya alalım. Evet, dereceyi küçülttük. Bu arada biz gelene kadar bizim takımı biraz harcamışlar. Şöyle tekrar başla diyelim. Uzi alalım. Uzi'yi de epeydir kullanmıyorduk. Şöyle grafikleri de hemen HDR ve aşırı yüksek olarak değiştirelim. Evet, 40 FPS, yani 45 FPS bile değil sanırım. Aynen, 40 FPS'e düştük. Bu arada burada derece 39.4 gösteriyor ama o işlemcinin doğrudan sıcaklığı sanırım. Isı ölçerimizde muhtemelen o dereceden daha düşük bir derece göreceğiz. Evet, zaten adamlar maçı aldı. Bu maç biraz hızlı bitti. Hemen bir maç daha atalım. Ama bu maçta tekrar 60 FPS'e döneceğim. Çünkü 40 FPS'in oyun deneyimi gerçekten kötü oluyor. Şöyle akıcı aşırıda oynayalım. M762 alıp düşmanlarımızı harcayalım. Bizim takım da bayağı iyi ya. M762 ile oynayamıyorum. Hiç macera aramaya gerek yok. Vektörden devam. Aynen kardeşim, bütün sorun vektörmüş.
PUBG e-spor oyuncusu olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, bu maçın da sonuna geldik. Şimdi hemen lobiye dönüp bir test gerçekleştirmek istiyorum. Devam et diyelim. Öncelikle ısıdan başlayalım. Burada 40.4 diyor. Şöyle kontrol edelim. 39.4. Evet, en yüksek olarak. Evet, şu köşede 40'ı da gördük. Tekrar gelebilirsek. 40.1. Pil durumuna bakalım. Pil durumu ise 84. İlginç. Şimdi ise gelin cihazın performansını ve pil durumunu yorumlayalım. Evet, Note 13 Pro 5G'nin oyun testi bu şekildeydi. PUBG Mobile performansı bu şekildeydi. Şimdi değerlendirecek olursak 34 derece bir sıcaklıkta başladık. Videoda söylediğim gibi cihazı şarjdan alıp oynamıştım. Yani bunu 34 değil de 30 derece olarak, hatta 29 derece falan olarak kabul edebiliriz. Pil durumu ise %90'dı. 4 tane dolu dolu arenanın sonunda pilimiz 84'e inmiş oldu. İşlemcimiz de maksimum 40 dereceleri gördü. Oda sıcaklığının 25 derece dolaylarında olduğunu düşünürsek ben 40 derecelik bir ısının şu an için endişe edilecek tarafının olduğunu düşünmüyorum. Ancak yaz aylarında eğer sıcak bir şehirde yaşıyorsanız uzun süreli kullanımda fazla ısınabilir. 40 derecenin üzerine henüz çıkamadım. Bu testten bağımsız olarak günlük hayatta da oyun oynarken uzun sürelerde bile işte 45 dereceyi bulamadım mesela. Çünkü belirli bir ısıdan sonra aslında cihaz ısısını korumaya başlıyor. Ancak yaz aylarında bu ısıyı koruyabileceğimi pek düşünmüyorum. Isı durumu bu şekilde. Pil tarafında da bence verimli bir cihaz. %6'lık bir pil kaybı 4 arenanın sonunda gayet iyi. Burada tabii ki Qualcomm 7S Gen 2'nin verimliliği de önemli ölçüde rol oynuyor. Pil verimliliğinde hakkını vermek lazım. Oyun performansı olarak da beğendiğim bir cihaz oldu. Zaten Poco X6 ile aynı işlemciyi kullanmasına rağmen oyuna daha hızlı girmiş olduğunda sizler de gördünüz. Aynı internet, aynı şartlar. Ben herhangi bir adaletsiz durumun olduğunu düşünmüyorum. Bazı cihazların yazılımından ötürü bu tarz şeyler olabiliyor. Yanımda Poco X6 da var. Tekrar tekrar kıyasladığımda Note 13 Pro 5G oyuna her zaman daha erken girdi. Oyun performansı olarak her iki cihaz arasında bariz bir fark yok. Ben Note 13 Pro 5G'nin oyun performansını da fazlasıyla beğendim. Bu fiyatlara daha iyi oynayabileceğiniz bir telefon var mı? Elbette ki var. Poco X6 Pro ile bu cihazdan daha güzel oyun oynayabilirsiniz. Ancak onu aldığınızda da kameradan kaybediyorsunuz falan. Bu işler böyle. Bütçeyi değiştirmedikçe bir şeyleri arttırırken bir şeylerden de kısmak zorundasınız. Durum tamamen sizin kullanım alışkanlıklarınıza ve biraz da bütçenize kalmış. Ben şahsen Note 13 Pro 5G'yi performans olarak başarılı buluyorum. 20.000 TL'de bu cihaza bence verilir. Note 13 Pro 5G hakkında fikirlerim bu şekildeydi. Yine aklınıza takılan herhangi bir nokta olursa yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Cevaplıyor olacağım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.